Herkese selam. RTX 3070 Ti ekran kartı hakkında çok farklı görüşler söz konusuydu. Biz de şimdi Gigabyte'ın RTX 3070 Ti Vision OC model ekran kartını testlerimizde bayağı bir terleteceğiz ve kart hakkında gerekli tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Gigabyte'a ekran kartını bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi de sunalım ve kartımızı kutusundan çıkartıp vakit kaybetmeden incelemesine başlayalım. RTX 3070 Ti Vision OC 3 fanlı tasarıma sahip bir ekran kartı. Fırçalanmış gri yüzeyle 3 tane beyaz fan uyum olarak çok şık durmuş. Kartın üst tarafındaki Gigabyte yazısı RGB destekli. Görmüş olduğunuz şerit RGB destekli değil. Gigabyte ekran kartı kullananlar bildiğiniz gibi RGB Fusion yazılımıyla İstedikleri RGB ayarlarını bu program yardımıyla yapabiliyorlar. 2 tane 8000 güç girişi olan bir kart, 290 watt TDP'si var. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer 750 watt altında bir güç kaynağınız varsa biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz demek. Hep dediğimiz gibi asla sisteminizi ucu ucuna yetecek güç kaynaklarıyla kullanmayın. Bileşenleri boş yere riske atmaya gerek yok. Böyle bir kart alıyorsanız 750 watt güç kaynağınızın olması sizin için çok çok iyi olur. Soğutma bloğu bayağı büyük. Büyük bakır plaka, GPU, VRAM ve soğutulması gereken diğer her noktayla termal pedler yardımıyla temas halinde ve böylece GPU'dan gelen ısı direkt olarak heatsink üzerinde yayılarak tek bir noktada ısının toplanmaması sağlanıyor. Heatsink tasarımında kompozit ısı borularının birbirlerine ne kadar yakın olduklarını görmektesiniz. Bunun sebebi ısı aktarımının çok verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Isı aktarımı ne kadar verimli şekilde gerçekleşirse kartımızı o kadar serin şekilde kullanabiliyoruz sonuçta. Ayrıca dediğimiz gibi termal pedlerde kartın üzerinde soğutulması gereken her yere konumlanmışlar ve heatsink ile direkt olarak temas halindeler. Kartın arka plakasına geçtiğimizde ise devasa bir metal arka plaka görmekteyiz. Yeterli hava boşlukları ile birlikte kartın nefes alması da sağlanmış ve aynı zamanda backplate kartın soğutma sistemine dolaylı yoldan katkıda bulunmuş. Aynı zamanda hep dediğimiz gibi kartın arka bölümü dışarıdan gelecek olası zararlara karşı en savunmasız yer olduğundan backplate kart üzerinde adeta bir kalkan görevi görmekte ve olası tüm zararlara karşı da ekran kartını korumakta. Gördüğüm en şık backplate'lerden de biri olmuş bu arada, tasarım olarak onu da söylemeden geçemeyeceğim. Heatsink tasarımını detaylıca anlattık ve backplate'in de kart için neden bu kadar önemli olduğundan bahsettik. Ama soğutma performansının tamamlayıcısı olan fanlardan da mutlaka bahsetmemiz gerek. Sıradan bir fan işte böyle, yani ne yapacak ki falan deyip geçmeyin, çünkü öyle değil. Fan yapılarının da soğutma sisteminde ve yüksek devirde çalışırken olası bir sesin önüne geçebilmek için önemi gerçekten çok büyük. Gigabyte bu kartta WindForce 3x soğutma sistemini kullanmakta. Bu fanlar alternatif dönüşe sahipler. Yani ortadaki fan diğer iki fanın tersi yönünde dönüyor. Eğer 3 fan da aynı yönde dönerse ortaya çıkabilecek bir türbülansın hava akışını eksi olarak etkileyebileceği düşünülmüş ve hava basıncı çok daha yüksek olabilecekken daha düşük bir hava basıncı oluşmasının engellenmesi istenmiş. Yani olası bir türbülans alternatif dönüşle minimuma indirilerek doğru hava akışıyla maksimum hava basıncı hedeflenmiş. Elbette fanların yapısı da buna göre tasarlanmış. Görmüş olduğunuz üçgen fan kenarları hava akışını dağıtmakla görevli. Fan yüzeyinde gördüğünüz şeritler de bu hava akışını düzgün şekilde yönlendirmekteler. Soğutma sistemi konusunda baya bir kafa yorulmuş ve ortaya güzel bir iş çıkmış. Bu sıcak havalara rağmen birazdan test sonuçlarını da göreceksiniz. Şimdi kartın teknik özelliklerine gelelim. RTX 3070 Ti sahip olduğu teknik özelliklerle kağıt üzerinde nasıl bir güce sahip? Şimdi onu bir değerlendirelim. RTX 3070 Ti diğer RTX 3000 serisi kartlar gibi Ampere mimarisinde ve 8 nanometre üretim teknolojisine sahip bir kart. Üzerinde 17,4 milyar transistör var. CUDA çekirdek sayısı 6144. Texture Map Unit sayısı 192. RAP birimi 96. Streaming Multi Processor sayısı 48, Tensor çekirdeği 192 ve RT çekirdeği 48, 8 GB GDDR6X belleğe sahip, 19.000 MHz'de bellek hızı var. Referans kartın saat hızı 1770 MHz iken Gigabyte bu kartta 1830 MHz olduğunu belirtmiş ama testlerde biz 1980 MHz'leri de gördük, onu da söyleyeyim.
Kartın 256 bit bellek veri yolu var ve bellek band genişliği 608.3 GB per second. Kartın işlem gücü ise 21.75 teraflops. Kartın RTX 3070'te benzer özelliklerinden birazdan bahsedeceğiz. Gigabyte'ın bu kart tasarımında altını çizdiği bir nokta daha var. O da ekran kartının MOSFET'lerinin daha düşük sıcaklıkta çalışmasını sağlamak için daha iyi güç fazı tasarımını ve her bir MOSFET için aşırı sıcaklık koruma tasarımıyla ve yük dengelenmesinin yanı sıra üst düzey performans için kartta Ultra Durable sertifikalı bobinler ve kapasitörler kullanıldığını belirtmiş. Bunu sadece ekran kartına overclock için düşünmemek lazım aslında. Kartın genel kullanımı açısından da böyle sağlam bir altyapısının olduğunu bilmek tabii ki insana güven veren bir durum. Ekran kartına hız aşırtma yapmak isteyen biriyseniz de en azından bu hız aşırtmayı altyapı olarak bu işi hazır bir kartla yapmak çok daha iyi olacaktır. Gigabyte da bu markalardan bir tanesi. Ve artık ekran kartımızın oyun performansına yakından bakma vakti. RTX 3070 Ti Vision OJ'yi tüm oyunlarda 1440p çözünürlükte test ettik. Akıcılık ve görsellik için ekran kartının hakkını veren en ideal çözünürlük kendisi çünkü. Hangi grafik ayarlarında olduğumuzu oyunların menü ekranlarından ve sağ alt köşeden takip edebileceksiniz. Kayıtları Nvidia Shadowplay ile yaptık. Bu yüzden 2 FPS bir kayıp var. Gördüğünüz tüm sonuçlar aslında 2 FPS daha fazla. Bunu da eklemeyi unutmuyorsunuz. Test sistemimiz R9-5900X işlemci, X570 anakart, 32 GB DDR4 3600 MHz CL16 RAM, 2 TB M.2 PCIe 4 SSD ve 850 W güç kaynağından oluşmakta. Evet, şimdi biz her oyun testimizde olduğu gibi biraz kenara çekilelim ve kanalımızın oyun testlerinde klasik olmuş müzikler eşliğinde Gigabyte RTX 3070 Ti Vision OJ'nin performansını canlı canlı ekrana getirelim.
Şimdi önce Gigabyte RTX 3070 Ti Vision OC'nin performansını değerlendireceğiz. Daha sonra da genel olarak 3070 Ti'lara değineceğiz. Çünkü konu hakkında söylemek istediklerim var. Gigabyte bu kartta tasarımdan soğutma sistemine kadar 10 numara bir iş başarmış. Özellikle beyaz renk kasası olanlar veya kasa içi tüm bileşenleri beyaz renk seçenler için çok ideal bir kart. Bu yaz sıcağında ağır yük altında sıcaklık değerleri de oldukça iyiydi. Fan kullanımı zaman zaman %84'leri buldu evet ama ses olarak herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Bunda tabi video başında anlattığımız fan yapısının da önemi büyük. Oturduğumuz yerde terlediğimiz bir ay yaşadığımızı düşünürsek sonuçların oldukça iyi olduğunu söylememiz de mümkün. Yani Gigabyte işini güzelce yapmış ve ortaya gayet güzel bir ekran kartı çıkartmış. İşin Gigabyte kısmı buydu ama bir de Nvidia kısmı var, ona da değinmemiz gerekli. Yani 3070 Ti'yi marka fark etmeksizin genel fiyatı ve diğer kartlarla arasında olan performans farkıyla da değerlendirmeliyiz. 3070 Ti performansıyla 3080 ile 3070'in tam ortasında olmasını beklediğimiz ama o noktada olmayan bir kart. Daha çok 3070'e yakın bir performansı var. Yani 3080 ile 3070 arasında fiyat olarak bir köprü olmuş ama performans olarak bir köprü olamamış maalesef. Hiç olmazsa kartta VRAM olarak bir artış olsaymış çok daha iyi olurmuş ama iki kartın bellek açısından tek farkı 3070'in GDDR6 belleğe sahip olması, 3070 Ti'nin ise GDDR6X belleğe sahip olması. Yani bellek miktarı olarak maalesef ikisi de aynılar. Teknik özelliklerde de kağıt üzerinde 3070'ten çok güçlü değil ve bir dezavantaj olarak 3070 Ti'nin TDP'si 3070'e göre bayağı bir fazla, yani 290 Watt. Mesela Gigabyte'ın bu tasarımının aynısı yani Vision OC 3070 olarak da var ve o kart için önerilen güç kaynağı 650 Watt çünkü kartın TDP'si 220 Watt. Arada bu kadar az teknik özellik farkı varken TDP'nin bu kadar artması gerçekten biraz şaşırtıcı olmuş. Peki bu durumda ne yapmalı? Eğer bu iki kart arasında çok fazla fiyat farkı görürseniz RTX 3070 Vision OC'yi tercih edersiniz. Ama baktınız iki kartta yakın fiyatlardan denk geldi ve 750 Watt'ta güç kaynağınız var. O zaman 3070 Ti Vision OC'yi alırsınız. Artık bu noktada karar tamamen size ait. Evet, umarım beğendiğiniz bir inceleme olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.